Türkiye'de insanların en rahat bir şekilde ekonomiyi anlayacağı dille anlatan bir siyasetçisiniz ve bir ekonomistsiniz. Gerçekten buraya katıldığınız programda da tane tane tabloları bize anlatmıştınız. Şimdi ben sizden bir rica ediyorum. Biz cumartesi pazar ne yaşadık? Cumartesi pazar Türk ekonomisi nasıl bir tahribatla karşı karşıya kaldı ve neden ekonomi yönetimi bir türlü istikrar sağlayamıyor? Sürekli insanlar değişiyor, sürekli kişiler değişiyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi çok hızlı böyle cumartesi pazar anlamak için son 4 yılı iyi anlamak gerekiyor. Çok hızlı ondan bahsedeyim. Birinci mesele şu. Ekonominin en büyük belası enflasyondur. Sonra işsizliktir, sonra cari açıktır, sonra da bütçe açığıdır. Bu seçimleri kazanmak için çok fazla para harcadılar. Ve bu bir enflasyon yarattı. Çok hızlı geleceğim. Yani bu referandumları, şunları, bunları seçimleri kazanmak için inanılmaz bir para harcadılar ve başkanlık sistemine geçtik. Başkanlık sistemine geçtiğimizde bizim korkunç bir dış borcumuz oluşmuştu. 450 milyar dolardı o zaman. Ki 130 milyar dolardan aldılar. Parantez içi bir bilgi vereyim. Çok dış borcunuz varsa öyle dış güçler falan diyemezsiniz. Dedirtmezler size. Ve Berat Bey'i bakan yaptılar. Şimdi bir ekonomik kural vardır. Der ki dışa açık ekonomide faizi ve kuru aynı anda kontrol edemezsiniz. Buna imkansız üçlü denir. Bu ekonominin temel kuralıdır. Ama Berat Bey bunu Erdoğan kayınpederiyle, Tayyip Bey'le birlikte bunu denediler. Yani bir taraftan faizi, diğer taraftan kuru düşürmeye çalıştılar. Şimdi siz faizi düşürürseniz yabancı size döviz getirmez ve dövize muhtaç kalırsınız. Ve çıkmaya çalışır, döviz alır. Bunu durdurmak için de Merkez Bankası'nın elinde, Merkez Bankası'na emanet edilmiş olan, kendisine ait olmayan 128 milyar doları satarak kuru 6.90'da tutmaya çalıştılar. Bakın diyorlar ya, rezervler gitmedi, elimizden rezervler duruyor, öyle bir şey yok. Rezervler nevi değiştir. Daha önce döviz ve altın olan rezervlerimiz Türk lirasına dönüştü. Ama şunu unutmayın, Merkez Bankası bizim istediğimiz kadar gerektiği yerde Türk lirası basarız ama döviz sonuçta yabancıların. Sonuçta bizim dövizimiz gitti, elimizde sadece kendimize ait olan Türk lirası kaldı. Ve bu bir süre sonra Berat Bey'in bu piyasayla oynadığı kumar artık içinden çıkılmaz hale gelince Naci Ağbal getirildi. Naci Ağbal'ın getirilmesinin sebebi şuydu. Türkiye bir tür 70 sene... Aykut Bey bir saniye, hemen orayı soracağım. Şimdi çok güzel tane tane geldiniz. Naci Ağbal'ın gelişini siz kısmen de olsa olumlu bulmuş muydunuz? Benim için Naci Ağbal'ın veya başkasının gelmesinin önemi yok. Uygulanan iktisat politikalarına bakarım. O uygun Naci muydu peki? Şöyle, bu çaresizlik içerisinde yapılacak bir şey yoktu. Bakın, yüksek faiz de ekonomiye zararlıdır. Onun da belki sonuçlarını biraz anlatırım. Ama sizin eksi 128, yani 128 milyar dolarınız elinizden uçup gitmişse, 430 milyar dolar şu an dış borcunuz varsa, bir sene içerisinde bakın 180 mi 190 milyar dolar bir yıl için ödeyeceğiniz dış borç var. Üzerine kabaca bir 20 milyar dolar cari açık koyacaksınız, 210 milyar dolar. Bir de eksi 45-50 milyar dolar rezerviniz var. Etti mi 260 milyar dolar. Size bir yıl içerisinde 260 milyar dolar para lazımsa yapacağınız tek şey artık faiz artırmaktır. Başka şansınız kalmaz. Mevcut durumda faiz artırmak kötüdür. Ama Berat Albayrak ekonomisinin getirdiği yerde başka bir şey yapmak mümkün değildi. Ve Naci Ağbal bunu uyguladı. Gelir gelmez biliyorsunuz 6 puan üzerine de işte 200 bas puan faizi artırınca görevden alındı. Peki bir Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınması neden önemlidir? Yani işte bir müsteşarı alırsınız, şunu alırsınız, çok önemli görünmeyebilir ama. Bakın, Merkez Bankası sizin paranızın itibarıdır. Para ülkenin senedi gibidir. Merkez Bankası başkanı da onu temsil eder. Şimdi itibarsız bir ülkenin parasıyla itibarsız bir kişinin senedi aynıdır. Siz böyle şube müdürü atar gibi Merkez Bankası'nı alır, bir de politika değişikliği sinyali verirseniz, ikisi bir araya geldiğinde işte bu şekilde kara pazartesi dediğiniz şeyi yaşarsınız. Kara pazartesi ile kasıt şudur: Türkiye'nin bütün makroekonomik göstergeleri alt üst olmasıdır. Yani bunun şöyle hasta olarak düşürürseniz, şeker 500'e çıkıyor, tansiyon işte 20'ye çıkıyor, nabız 180'e çıkıyor ve hepsi bir anda çıkıyor.
ve bunun sonucu organ yetmezliğidir. Ekonomi de aynen böyle bir şey. Şimdi tabii cuma günü bu olunca biz zaten uyardık geceden itibaren. Biz sonuçta bu ülkeyi kuran partinin milletvekilleriyiz. Bakın şunları 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 yaparsanız etki çok daha kötü olur. Ne yazık ki bir kısmını yaptılar. Bir kısmını yaptılar dediğim şuydu. Pazartesi itibariyle gerek döviz kurunda çok daha yüksek bir oynama olabilirdi. Borsada çok daha yüksek bir düşüş olabilirdi. Ama bir tür üstü kapalı sermaye kontrollerine gittiler ve aşırı bir kamu müdahalesi gerçekleşti. Yeni Zelanda piyasası açıldığı andan itibaren bakın Yeni Zelanda ile bizim ne işimiz var? 1.2 milyar dolar satıldı, alındı, satan kamu bankaları. Şu an itibariyle kamu bankaları ve varlık fonu ağırlıklı devrede ve swap yasakları var. Bu şu demek. Şimdi siz Naci Ağbal bir hava yarattı. Yabancıya dedi ki gelin artık her şey değişti. No, eski saçma günler yok yani faiz enflasyonun sebebidir diye bir saçmalıklara son verdik dedi. Kabaca söylediği buydu. Ve yabancılar son bir kez güvenerek gelip 7,5 liradan 8 liradan döviz satarak TL'ye geçtiler. Ve son anda hiç beklenmedik şekilde Erdoğan'ın bu ani politika değişikliğiyle hepsi açıkta kaldı. Şimdi yabancı fonlar şöyle, ister İngiliz tefecileri deyin, ister yatırımcılar deyince argon size bağlı. Ama bunlar risklerini hedge ederler. Yani risklerini sigortalarlar. Şimdi Türk lirası varlığına girmişse Japonya'da başka bir işlem yapıyor. Yeni Zelanda'da başka bir işlem yapıyor. Amerika'da başka bir işlem yapıyor. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi bu adamlar geldi, dövizini sattı, Türk lirasını verdiler bize. Değil mi? Şimdi evet. Panik değil. Ya baklar Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor. Türk liralarını almak istiyorlar. Bunlar swap işlemleriyle olur. Şu an itibariyle biz swap'ı şey yaptık. İmkansız hale getirdik. E ne olacak yani, bu devam eder? Devam edebilen bir süreç midir yani? Apaça şunu yaptık. Türk lirasını bunlara vermemeye başladık. Piyasada Türk lirası yok. Bunlar çünkü Türk lirasını alıp uzun vadeli işlem yapıp dövizlerini alıp gideceklerdi. Bu sefer ne oldu? Uğur abinin dediği gibi %9000'e çıktığı an oldu. Londra'da, overnight'ta, gecelik işlemlerde anlık olarak %9000'e çıktı. Sabah %1500 hatırlarsanız hep dalga geçerlerdi. %1800 faiz o da bir gecelikti. %9000'i gördü bu ülke. Londra'da overnight'ta Türk liramızın faizi yani nedir? Bunu bir açmasını isteyeceğiz. Aykut Bey, Aykut bunun Bey, vatandaşa bilmiyor. Ha, vatandaşa evet. Bunun karşılığı nedir? Açıklarsanız nedir bu? Şöyle diyor ki bana ne olur uzun vadeli Türk lirası verin, ben kaçacağım bu ülkeden, kaçamıyorum. Anlık olarak 9000 teklif eden bile var diyor. Bir saniye ben bir saniye Aykut Bey. Aykut Bey bir saniye. Neden Türk lirası istiyor? Nereden istiyor? Neden bulamıyor? 9000 veren kim? Ben bundan hiçbir anlamıyorum. Şimdi yabancı yatırımcı senin evet. ülkenden tamam mı? Döviz alabilmek için Türk lirası bulmak zorunda. Çünkü kendi varlığını başka bir varlığa evet. değiştirmiş o da. Evet. Ve dövizini almak için yani diyor ki çok büyük risk var. Bu ülke batıyor bir şekilde. Yani batıyor demeyeyim de çok kötü duruma gidecek. Bana TL verin, döviz alayım ve ben bununla kaçayım. Kabaca anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir iki dakikada anlatılacak bir şey değil. Ve bizim bankalara getirdiğimiz yasak dolayısıyla sakın TL vermeyin diyor buna. Çünkü bankalar bu swap işlemiyle TL verme hakkı varken bunu kısıtladılar. Yani piyasada fiilen Türk lirası kalmadı. Ki adam gidip döviz alabilsin. Bu da döviz kurunun artışını belki döviz hani spekülasyon yapmak istemem. Örnek veriyorum. 9 lira 10 lira olacakken bunlar Türk lirası bulamadığı için bunlar buna spekülasyon atak diyorlar. Hayır. Bu finansal bir işlemdir. Yıllardır yapılır. Bunlar Türk lirası bulamadığı için o kadar da panik oldular ki %9000 faiz anlık olarak ödemeye hazır oldukları an geldi. Sabah %1000'di bu. Bunlar Türk lirasını bulabilip döviz alabilseydiler belki döviz 9 lira 10 lira olacaktı. Buradaki hükümette aman döviz kuru çok artar diye bunlara bu Türk lirasını vermediğini, vermedi ne olacak? Sen de bunlarla swap yapmışsın. Swap'ın vadesi geldiğinde hemen TL'sini alıp yani 2 hafta 3 hafta geciktiriyorsun bunu. Birincisi bunu yapıyorlar. Yani aman döviz kuru çok artmasın diye. Şimdi sen bunu 430 milyar dolar dış borcun varken yaparsan bir daha da gidip de sen finansman bulamazsın. İşte bunu yaptıkları için ne oldu? CDS dediğimiz. CDS bir ülkenin risk primidir. Yani bir yerde borçlanacaksanız diyelim ki Amerikan 10 yıllık tahvilinin gösterge faizi işte şu an 1.60 civarında. Sizin ülkenizin risk primi artı bu faizle borçlanırsınız.
Mesela Yunanistan gider 1,5'la borçlanır. Bizim CDS'imiz şu an 500'e geldi neredeyse. Of. Büyük 1,5'a 500 mü ya? Böyle bir fark mı var? Rakamları anlamakta güçlük çekiyoruz Aykut Bey. 1,5'a 500 ne demek? CDS'i 70, tamam mı? Bizimki 500. Yani biz... Kiminki 70? Kiminki 70? Yunanistan'ınki. Yunanistan 60, Yunanistan'ınki 70. Yani onlar 1 doları 70 dolara alıyorlar. Öyle mi anlamalıyım? Hayır. Onlar 100 dolarda 70 cent CDS prim öderken biz 5 dolar ödüyoruz. Şimdi bunu 10 yıl borçlanırsanız biz 10 yıl borçta 50 dolar ödeyeceğiz. Onlar 3,5 dolar ödeyecek. Bu kadar kötü bir durum. Yani Türkiye'nin geldiği iflas yani borçlanma maliyeti aslında. Hani 600-700'e geldikten sonra zaten hani ha 3 kimse vermez para. Ha 3 bin ha 600-700 yani. Şimdi CDS'imiz hızla yükseliyor. Birinci etki bu ve düşünün ki size 250 milyar dolar lazım bir yıl içinde. Teorik olarak söylüyorum bunu. 250 milyar doların bir yıl için CDS'i %500 puan olsa 12,5 milyar dolar demektir. Türkiye'ye maliyeti sadece CDS'ten. Hani bir ara pandemide %6,6 ile borçlandılar ya bunlar. Evet. Hani her birle borçlandı çok konuştuk. CDS'in yüksekliğinden, ülkenin batma riskinin yüksekliğinden 12,5 milyar teorik olarak iyi söylüyorum. Yine büyüklüğünü anlatmak için 2 milyar dolarımız olsa bütün ülke yaşlılardık biz. 2 milyar dolara. Peki Aykut Bey. Aykut Bey o zaman buyurun. Şunu bize söyler misiniz? Bir. Borsayı da söyleyeyim ondan sonra. Buyurun, buyurun söyleyin. Buyurun, buyurun. Şimdi borsada ne oluyor? Tabii bu sefer şeyler yabancılar para bulamayınca Türk varlıklarını satmaya başladılar. Ya para lazım o zaman borsadaki hisselerimizi satalım veya bunlar satsınlar bize TL versinler. Borsa kafa üstü gitti. Bakın 2 gün boyunca borsa elektrik kesti. İşlemler durduruldu yani. Kesiciler devreye girdi. Elektrik kestiğimizin piyasa jargonundan söylüyorum. Borsa bir anda 125 bine indi. Böyle olunca da yine kamu bankaları ve varlık fonu borsada alıcı durumuna geçti. Borsayı kurtarmak için. Peki bu kamu bankaları bunu yapıyor. Günün sonunda ne olur? Şimdi kamu bankaları aynı geçmişte yaptıkları gibi şimdi kamu bankası batmasın diye belirli bir döviz tutmak zorunda. Yani rakam olarak söyleyeyim. Diyelim ki Ziraat Bankası'nın 2 milyar 3 milyar dolar pozisyon tutmak zorunda. Şimdi bunu Ziraat Bankası, banka adı vermek de doğru değil de diyelim bir banka satıyor. Yarın öbür gün bu bankaların derdi ne? Hepsi uluslararası piyasalardan dövizle kredi aldılar. Uzun vadeli ama hepsi ağırlıklı TL ile verdi. Şimdi döviz çok yükselirse ne olacak? Dövizle borç ödeyecek, TL ile tahsilat yapacak. Bu bankaları çok zora sokabilir. Bu konuda uyardık. Ama diyorum ya Berat Albayrak kafasıyla bugün bu işlemler artarak yapılıyor. Sonunda borsayı ve döviz kurunu tutmak amacıyla önümüzdeki kar topu sorununu bir çığa dönüştürüyorlar. Bu 3-4 hafta sonra bu artık nefes kesilir, dayanamayız buna. Ondan sonra ne olacağını söyleyeyim. Birincisi, kur böyle yükselmeye devam ederse bir, enflasyon çok artacak. Çünkü kur enflasyonu artırıcı etkisi vardır. İki, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların çok yüksek döviz borcu var. Aynı reel sektör gibi. Bankalar bu konuda zora girebilir. Artı zaten pandeminin yükü vardır. Reel sektörde iflaslar atabilir. Bankalar hem döviz riskine girer. Artı bir de NPL'leri yani tahsil edemedikleri krediler bu istikrarsızlık yüzüne yüklenirse bankacılık sisteminde bir sorun olmasından korkuyorum. Bu çok kötü. Daha fazla bankalar kanunu olduğu için ortada daha fazla bilgi veremem bu konuda. İkinci meseleye gelince zaten çok yüksek bir işsizlik var. Vatandaş kırılıyor. Şimdi bu işlemler dolayısıyla büyümeyi unutun siz. Ha. Eğer bunlar büyümeye kalkarsa enflasyon tekrar patlar. Büyümezlerse %30 işsizlik var, sosyal patlama olacak. Bir de son kamu ekonomisinden bahsedeyim. Şimdi işsizlik bu kadar, iflaslar ve şeylerden bahsettim. Bu şu demek, devlet eskisi kadar vergi toplayamayacak. Ama gider artışları olur çünkü bankaları kurtarmak zorunda kalacak bir sürü sosyal yardım. Devlet bütçesi açığının belki 1,5-2 katı kadar fazla açık verecek. Ve 250 milyar öngörülen açık belki 350-400'e çıkacak. Bu ek borçlanma demek, bu faizi tekrar artacak. Ve yani çok özet anlatmaya çalıştım ama sarmal dönerek içeri doğru gidiyoruz. Yani çok kötü durumdayız. Ben böylesine bir hazine tecrübemle söyleyeyim. Böylesine bir ortam görmemiştim ben. Peki yani Değerli Aykut. Acaba buyurun. Bu içine girdiğimiz sarmal
Türkiye'yi tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı her ne kadar istemese, Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar reddetse de IMF'nin kapısına tekrar götürür mü bizi? Uğur abi, müsaadenle bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü bunu çok kötüye kullanabilirler. Ama yani ben buna müsaade ederseniz telefon açıp konuşayım. Peki. Bir Elfi Tataroğlu'nun bir sorusu var. Aykut Bey merhabalar. Ben geçen hafta bu soruyu Sayın Faik Öztürk'a da sormuştum. Çünkü insanlar şu an gerçekten büyük ekonomik sıkıntıda ve bir tek şeyi merak ediyorlar. Buranın çıkışı nedir? Şimdi diyelim ki haftaya size Türkiye'nin ekonomisi teslim edildi. En ivedi yapılabilecek 3 madde ne olabilir? Bir bunu sormak istiyorum. Yani siz olsanız önce ne yaparsınız? İkinci olarak da Uğur Bey'in söylediği gibi para nereden bulunacak? Ya IMF'ye gidilecek, ya dış ticaret fazlası verilecek, döviz girecek, sıcak para. Acaba bu sıcak para bulma telaşı özelleştirmeye ve kamu mallarının böyle elden çıkarılmaya yönelik bir şeye girebilir mi? Böyle bir kaygınız var mı? Ya birincisi, bu kadar güvensiz bir ülkedeki özelleştirme batan geminin malları olarak olabilir. Yani oradan da gelebilecek işte Türk Hava Yolları kaldı elde. Ne bileyim, hani Allah göstermesin, hani bor madenlerinden falan da bahsediliyor ama yani biz buna müsaade etmeyiz, onu söyleyeyim. Yani sokakta müsaade etmeyiz. Bor madenliği gibi şeyler de konuşuluyor. Şimdi ne yapılmalı gerekli diyorsanız, bir kere yani ekonomideki sorunu anlamak için siz çok güzel ifade ettiniz. Başkanlık sistemi bu ülkede olduğu sürece, yani bu ülkenin kimse güvenmez. Hukuk yok, demokrasi yok, kuvvetler ayrılığı yok. Bir sağlıklı bir şey girmez bu ülkeye. Yabancı sermaye, tefeci sermaye dedikleri sıcak para girer. Yapılacak ilk iş, bir kere ilk iş sağlam bir demokrasi. Bu yani zaten gelecek yönetimin kalitesiyle zaten bu sağlam. İkinci, enflasyonla mücadele etmeniz gerekiyor. Ama bu enflasyonla mücadeleniz yoksul kitleleri kamçılamak şeklinde olmamalı. Gelir dağılımını dikkate alarak ve kesinlikle bir üretim artışı yönünde, ki bu üretim artışı da döviz kazandırıcı işlemler öncelikli olmak üzere, ihracat ağırlıklı olmak üzere yapılmalı. Ve özellikle hizmetler kalitemiz, yani bunu şey yaptık, yani uzun uzun anlatmayayım. Maddeler halinde saydık ama ilk iş şunu söyleyeyim. Buradan çıkış var mı, Uğur abinin sorusuna cevap vererek söyleyeyim. Ne yazık ki. Şimdi tabii daha işin başındayız. Bu yönetimde buradan çıkış mümkün değil. Çünkü artık sorun, hiçbir inandırıcılıkları kalmadı. Son derece antidemokratlar. Batı'dan bir de dış ilişkilerimizi ben tabii şey yapmadım çünkü vaktimiz az diye, ama bu patlamanın arkasında, Erdoğan'ın siyasi patlamasının arkasında Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopmuş olma ihtimali, sert bir şekilde kopmuş olma ihtimali çok yüksek. Doğru. Burada da milli çıkarlarımız yüzünden değil, Halk Bankası ve Katsa yatırımları yüzünden bu işin olmuş olabileceği yönünde benim güçlü bir kanaatim var. Çünkü Halk Bankası'nın temyiz davası başlayacak ve kuvvetle muhtemel bu dava üst düzey Erdoğan dahil olmak üzere bazı siyasetçileri içine alacak şekilde büyütülecek. Yani Reza Zarraf'ın Türkiye'ye ağır bir fatura çıkması gibi. Peki. Bir kaygım var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Erdoğan yönetimiyle Türkiye'nin taşınması mümkün değil. Ama siyaseten de şunu söyleyeyim. Bir erken seçim beklemiyorum. Ama bu ekonomik kaosun yeni bir siyasi kaosu tetiklemesi ve onun tekrar ekonomik kaosu tetiklemesi gibi kaygılarım var. İstanbul Sözleşmesi de, HDP'nin kapatılma davası da, diğer tamamı birer meydan okuma gibi geliyor. Önümüzde çok zor günler var. Ne yazık ki göstergeler daha da bozulmaya devam edecek bu swap vadeleri gelince. 250 milyar dolar dış borç finansmanını bulmamız gerekiyor. Yani ödemeler dengesi krizi riski çok yüksek. Bunların hepsi çok ağır şeyler söylediğim, hani makroekonomik terimlerle anlatmaya çalıştım. Son söz, sorunuz varsa... Var. Bir soru var. Son İsmail'in sorusuyla son iki dakikamız. Onu bir cevabını alalım ve size teşekkür edelim. Aykut Bey merhaba. Sorum şu olacaktı. Bu son iki gündür iktidar yanlısı medyada dış kaynaklı bir spekülasyonun ve ekonomik saldırının olduğu ileri sürülüyor. Ama ben sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla asıl mağdur yabancılar olmuş. Yani evet. Burada...
Yani dış mihraklar bayağı zarar görmüş gibi anladım. Burada son iki günde kazanan kim, kaybeden kim? Ya şöyle, burada kazanan yok. Yani öncelikle dış mihrak şöyle bir şeyi kastediyorsalar, ya oturmuşlar hep beraber bir masaya, hadi Türkiye'yi alt üst edelim, saçma sapan bir şey bu. 430 milyar dolar bu dış borcunuz varsa, bu dış borcu aldıysanız dışarıdan da adam gelince kar etmek ister. Kimisi uzun vadeli gelir, işte Alman Volkswagen yatırımı gibi, bunu kaçırırsanız da kısa vadeli sıcak paraya kalırsınız. Kısa vadeli sıcak paranın derdi karını yükseltmektir. Yani dışarıdan bir saldırı falan filan öyle bir şey değil. Ama şu var, insanlık, yabancılar kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de döviz almaya çalışıyor. Sadece durum bu. Dış mihraklar, bilmem neler, bunlar saçma sapan işler. İnsanları da yanlış yönetiyor. Dış mihrak diyorsan, kim ki 430 milyar dolar dış borç yapmışsa dış mihrak odur. Şu an itibariyle diyorum ya, bu kafadan hiçbir şey beklenmez. Hiçbir olumlu bir şey beklemiyorum. Ve ne yazık ki çok daha kötüye gitmesinden endişeliyim. Son sözüm, Allah sonumuzu hayretsin. Peki. Aykut Erdoğdu Cumhuriyet Naci Abal da öyle söylemişti. Evet. Allah sonumuzu hayretsin, hayır, demişti. Hayır, Berat Albayrak söyledi. Berat Albayrak. O hakkımızda hayırlısı demişti. Hakkımızda hayırlısı dedi. Gitgide Naci Abal da benzer bir şey söyledi. Kötü vedalarla gidiyoruz. Allah gerçekten. Naci Bey görevden alınınca Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Beni bu işten kurtardın diye aslında. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki. Barış, sende bir bilgi var herhalde. Gitme.